Burun estetiği yaptırdığı iddiasına göre mağdur oldu çünkü istediği sadece burnundaki şekil bozukluğunun düzeltilmesi ve rahat nefes alabilmekti ama artık nefes bile alamayacak durumda. Hiçbir sorunum yoktu. Burnumu dıştan yırttılar. Güzelleşmek isterken yüzü tanınmaz hale geldi. Bir burun estetiği diye başlayan ameliyat macerasını düzeltme operasyonları takip etti. Ama hiçbiri beklediği sonucu vermedi. Genç kadının evliliği bile tehlikeye girdi. Psikiyatrik tedavide gördüm. Bir seneye yakın. Eşimle bayağı sorunlarım oluştu. İlk önce hiçbir sorun yoktu. Ondan sonra ameliyattan sonra işte böyle bakın şu hale geldim. Hep dikiş, iz, çukurluk. Yüzüm zaten berbat. Tuna Demir 38 yaşında. Ameliyat masasına yattıktan sonra adeta aynalara küstü. Yaklaşık 2 yıl önce nefes almasını engelleyen yamukluğu gidermek için burnundan operasyon geçirdi. Nefes darlığı çekiyordum. Kemerliydi. Onu düzelttirmek istedim daha güzel olsun diye. Tuna Demir olduğu burun ameliyatından sonra birçok sorunla karşılaştı. İddiasına göre o ameliyattan sonra yüzünün birçok yeri yara bere içinde kaldı ve yine cildinin birçok yerinde kalıcı izler oluştu. İddiasına göre doktoru onu eski haline kavuşturmak için 2 ameliyat daha yaptı. Fakat hiçbiri çare olmadı. Burnumu böyle bozdular. Tamam dedi, anlaştık. Düzelteceğim dedi. Rahat bir nefes alıp vereceksin dedi. Ameliyat oldum işte. Ondan sonra burnumun ucunda sivilce çıktı. Sivilceden sonra burnum morarmaya başladı. Demir'in burnundaki izler bir türlü kaybolmadı. Ruhsal sorunlar yaşamaya da başladı. Bu durum aile içinde bile huzursuzluklara yol açtı. Şu anda nefes alamıyorum. Sürekli tıkanıyorum. Dışarıya çıkamıyorum. Hem şekil bozukluğu, işte hem psikolojim bozuldu. Eve kapandım 2 senedir. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyorum. Tuna Demir cildindeki işte tüm bu izlerin silinmesini istiyor. Fakat bu durum onun için şu anda imkansız gibi. Çünkü gittiği doktorlar iddiasına göre yeni bir ameliyatın riskli olacağını söyleyerek onu ameliyat etmiyor. İntihap olduğu için çok risk buluyorlar. O yüzden tedavi olamıyorum. Olduğu estetik ameliyatta hayatı kabusa dönen Tuna Demir hakkını yargı yoluyla aramaya başladı. Hem kendisini ameliyat eden doktora hem de ameliyatın gerçekleştiği hastaneye dava açtı. Sürekli burnum sargıda. Sürekli morarıyor. 3,5 senedir davam sürüyor. Genç kadın psikolojik tedavi görmeye devam ediyor. Tek isteği en azından rahat bir nefes alabilmek.